Merhabalar, Bandırma'dan sevgiler. Tiyatro Çağdaş ekibi olarak bugün Mustafa Kemal Paşa'daydık. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin desteğiyle Tiyatro Çağdaş ekibini çocuklarla buluşturduk, tiyatro severlerle buluşturduk. Belediye düğün salonunda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Nedim Buğral'ın yazmış olduğu Kutuplarda Ayrımcılık oyunu Tiyatro Çağdaş olarak izleyicilerle buluşturduk. 9 çocuk, 6 yetişkinle sahnelediğimiz Kutuplarda Ayrımcılık oyunu okullarda ayrımcılık gören, farklı görünüşlerinden dolayı ayrımcılık gören çocukların fikirlerini değiştirmek üzerine böyle bir oyun Nedim Buralın yazdı. Biz de roman toplumuyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak, Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği olarak, onun bünyesinde bir tiyatro grubu olarak ayrımcılık gören, farklılıklarından dolayı dalga geçilen çocukların durumunu bu oyunda izleyiciyle buluştuk. Yönetmen olarak ben Eyüp Demirezen, Nedim Buralın oyununu yönettik. Güzel bir organizasyon. Çocuklar Bandırma'dan çıkıp böyle organizasyonlara katılması onların özgüvenini arttırıyor. Tiyatro takım çalışması, bir disiplin sahibi oluyorlar. Zaman planlamasında çocuklar bilgi ediniyor. Hani haftanın 3 günü prova ediyorlar oyunları. Yetişkin oyunlarında da oynuyorlar çocuk rollerinde. Yani tiyatro ekibimiz geçen sene bu ekiple geçen sene yola başladık. Ondan önce 2016'da romanlardan kurmuş olduğumuz bir ekip vardı ama maalesef o yürümedi. Yine yeni yeni onlarla beraber bir ekip kuruyoruz. Romanların da yani hem istihdam konusunda hem Kültür Bakanlığı'nın desteklediği hem Avrupa Birliği'nin desteklediği projeleri hayata geçirme çabasındayız. İstihdam yaratma ve sanat dalıyla romanların sorunlarını farklı grupların, listelerin ve akımların zorlu yaşamların tiyatro sanatıyla izleyiciyle buluşturma amacındayız. Yeni ekibiz. 2018'de TAKSAV Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 8. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde çocuklarımız sahne aldı, gençlerimiz. Kentsel dönüşüm oyunuyla. Yeni yerlere gideceğiz. Yeni belediyelerden destek bekliyoruz. Oyunlarımız ücretsiz. Sadece farkındalık yaratmak istiyoruz. Belediyelerden oyunumuzu talep etmesini rica ediyoruz. Bu bağlamda bütün tiyatro severlerle buluşmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir tane oyunu izledim ama dikkat ettiğim bir şey var ilk anda. Bunu ilk anda izleyen yani ayrımcılıktan çok kutuplarda buzların erimesi, tabiatın dengesinin bozulması gibi anlıyor. Ben bu konuda diyorum ki acaba bunlarla ilgili de bir oyun düşünüyor musunuz? Çünkü bugün dünyanın en büyük sorunu bu buzların erimesi ve dünyanın dengesinin bozulması. Bunun üzerine bir oyun düşünür müsünüz? Yani tabii çevre sorunları da bizim hedefimizde, çalışmalarımızda. Tabii maalesef oyun yazmak kolay bir şey değil. Sahnelemek, programa dahil etmek, yönetmek. Tabii bunlar da çevre sorunları da bizim gündemimizde. Önümüzde şimdi bekleyen birkaç projemiz var. Bunları bitirdikten sonra tabii ki ÇED ile ilgili duyarlı konularda oyunlar, skeçler, sanatsal çalışmalar yapma hedefindeyiz tabii.